Şu an daha henüz biz altılı masanın ortaklaştığı politika metnini görmedik. Ayın 30'unda bu biliyorsunuz deklare edilecek. Ortak çalışma metni çıkacak. Dolayısıyla o tarihe kadar hangi konularda aslında neyle örtüşüyor, neyle örtüşmüyor tam net söyleyemeyiz. Ekonomi alanında, eğitimde, dış politikada, temel hak ve özgürlüklerde vesaire tam olarak nasıl bir politika metni olacağını biz ayın 30'unda göreceğiz. Şimdiden onlara dair bir şey söylemek çok doğru olmaz, bizim açımızdan da doğru olmaz. Asıl olan şey zaten yani bizim en başından beri söylediğimiz ve 6 siyasi parti liderinin de imzaladığı bir ortak bir adayın belirlenmesi ve bu adayın demokrasiyi içselleştirmesi, kapsayıcı, kuşatıcı bir aday olması, hakiki anlamda demokrat olması ve çoğulcu bir siyasi zihniyete sahip olması. Bunları daha evvel söylemiştik. Belirlenecek aday böyle olmalı. Ama sadece adayı belirlemek yetmez demiştik ve bu adayın seçildiği halde altılı masanın bileşenleriyle beraber seçildiği halde Türkiye'yi nasıl yöneteceğine dair de bir ortak çalışma metni olmalı demiştik. İşte ayın 30'unda o açıklanacak. Bu da yetmez dedik. Aynı zamanda bir yol haritası da olması gerekir dedik. Çünkü biz neticede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi hedeflemiş partileriz. Bu amaçla bir araya geldik ama seçildiğimiz takdirde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre seçileceğiz. Yani bu önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçildiğinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre seçilmiş bir Cumhurbaşkanı olacak ve elinde bu yetkiler olacak. Bizim 28 Şubat'ta deklare etmiş olduğumuz güçlendirilmiş parlamenter sistemle çerçevelenmiş bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Ama ruhunun buna uygun olması gerektiğini söylüyoruz ve dolayısıyla da yol haritasını belirleyip o yol haritasının nasıl olacağı altında hep beraber imzamızın olması önemli. Çünkü o da seçilecek Cumhurbaşkanının çalışma usullerini belirleyecek bir şey. Hangi kararları nasıl alacağını, ülkeyi nasıl yöneteceğini pek çok anlamda daha seçime gitmeden seçmene taahhüt etmek anlamına geliyor. Dolayısıyla bazı şeylerde uzlaşıp uzlaşmadığımızı anlayabilmek için biraz daha erken aşamadayız. En azından bu ay sonuna kadar daha erken aşamadayız. Ay sonuna az kaldı. Az kaldı, evet.